Merhaba, bu hafta da yeni medyayı konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle de yeni medyanın haberciliğe ve haberciye etkisi üzerinde duracağız. Konuğum Burcu Karakaş, gazeteci. Hoş geldin Burcu. Hoş bulduk. Kısa bir giriş ve hemen sohbetimize girelim. Yeni medya günümüzde, bugün bir zamanlar geçmiş gazetecilik deneyimini de yaşamış insanlar olarak bizleri nasıl etkiledi, nasıl değiştiriyor? Habere bakışımızı değiştirdi mi? Önce onunla başlayalım. Habere bakışımızı değiştirdi tabii ki. Ben tabii şimdi o kadar mesela 15 yıl öncesinden söz edemeyeceğim ama kendim hani ana akım medyadaki tecrübemden belki birazcık anlatabilirim. Milliyet Gazetesi'nde başladım ben de. Ve hani yazılı basın açısından yani o zaman tabii Milliyet internet sitesi o zaman da vardı, hala da var. Ama mesela hani sosyal medyadan haber paylaşımı ben o başladığım zaman bu kadar yaygın değildi örneğin. Bence mesela şey var, en ilk başta aklıma gelen örneklerden biri haber başlıkları. Gazetelerin mesela internet sitelerinde çalışan kişilerle aslında yazı işleri yani gazeteyi çıkaranlar bu genelde çünkü çok hani biz tabii ki biliyoruz ama bilinen bir şey değil. Mesela o iki kadro aynı değildir, ayrıdır. Ve aslında çoğu zaman hatta birbirlerini tanımazlar bile ben oradayken. Hani ismen birkaç kişi bilirsin ama çok fazla kişi bilmezsin. Hani gazete için hazırladığım bir haberin mesela internette yayınlanış şekli işte sunuluş şekli çok farklıdır. Hani orada illaki bir çünkü tık meselesi var nihayetinde. Okuyucuyu habere çekmek için daha böyle nasıl diyelim işte lezzetli ya da böyle bazı zaman ama nahoş da ifade edilebilecek şekilde ifade edilebilecek başlıklarla haberler mesela konulur. Yani bu hani ilk başta benim çok alışık olmadığım bir şeydi. İlk başta derken şu anlamda söylüyorum. Hani Milliyet'ten sonra işte yani 2015 yılında yollarımız ayrıldı ve ben 2015 yılından beri aslında haberciliğimi tamamen internet ortamında sürdürüyorum. İnternet ortamında sürdürmem de tabii ki nihayetinde kendi yaptığım haberleri sosyal medyadan kendim paylaşıyorum. Ve bir şekilde yani kendi haberinizin kendinize reklamını yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yani haberi aslında yeni medya üzerinden sosyal medya araçlarını kullanarak kendini tanıtmak ve oradan da haberinin okunmasını sağlamak gibi gazeteciye yeni bir misyon yani. Yüklenmiş evet. Değil mi? Mesela bu da aslında baktığınız zaman tuhaf belki yani özellikle hani eski nesil gazeteciler açısından mesela tuhaf olabilir ama bu tabii bir de şeyle de alakalı bence hani güvencesiz işte çalışma ortamı bu ne demek yani telif başına haber yapıyorsunuz ve aslında sadece bir tek mecrada yapmıyorsunuz hani şanslıysanız eğer birkaç yerde yapmaya çalışıyorsunuz böyle o zaman hani belli bir kuruma da bağlı değilsiniz o yüzden aslında hani haberin dağıtımı da en nihayetinde işte gazete haberi yapan kişiye kalıyor. Yani mecra belki hani kendi olanakları dahilinde bir şey yapıyor ama toplu bir şekilde neyse o yaptığınız haberleri kendi kendinize işte dediğimiz gibi reklamını yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yani o reklam kelimesi de doğru şey hani şey bir ifade değil ama dağıtımını da haberin kendiniz yapıyorsunuz. Ve bu noktada tabii ki hani sosyal medya mecraları en etkili alanlar oluyor. İşte Facebook olsun ne bileyim. Twitter olsun ki hatta Instagram onu düşünüyordum şu an oradan bile hatta yani bazen şuna alışkın değilim derken şu anlamda söyledim işte hani 2015'ten sonra tamamen internet mecrasında haber yapmaya başladığımda hani normalde aslında Milliyet'te hani aynı haber gazeteye girecek olsa öyle bir başlıkla girmesi mümkün değil ama hani editörler işte birazcık daha böyle dedi az önce söylediğim gibi okuyucuyu oraya çekmek için İşte alışkın olmadığım başlıklar. Sonra ama siz de ona alışıyorsunuz. Hı. Mesela şimdi artık hani bana böyle ana akım ifadesi de doğru değil ama ulusal işte medya kanalları, yazılı. Orada atılanlar böyle birazcık hani ya bu da böyle bu haber de böyle okutulur mu falan diye düşünmeye başlıyorsun. Aslında orayı biraz belki altını çizerek söylemekte fayda var. Özellikle işte ulusal medya diyebileceğimiz basın kuruluşlarının internet siteleri okuyucuyu kendisine çekebilmek için bizim hani haberciliğin genel kurallarından biri olan o 5N1K'yı yansıtmaya çalıştığımız başlık ve spotu bir şekilde gizleyip haberin içerisine gömüp bizi başlık üzerinden merak ettirerek haber metnine çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu bambaşka bir demin de konuştuğumuz trend yaratmış oldu. Yeni medyanın belki de en dezavantajlı diye adlandırabileceğimiz haberci ve habercilik açısından konularından bir tanesi bu, öyle değil mi? O bir de şu var.
gene bu internet mecraları için işte haber yapan bir gazeteci olarak bunu söylüyorum mesela. Hani bir haber sunduğunuz zaman ya bu tabii hangi kurumla çalıştığınıza da bağlı. Hepsi için söylemiyorum. Ama yani o haber zaten hani okunur mu ki? Ya da hani işte okuyucusu az olur. Hani aslında şimdi orada hani bir yani önemli bir haber çok okunmaya da bilir çünkü. Hani orada ya da bir haberin önemini neye göre belirliyoruz? Hani çok okunması bir haberin çok iyi olduğu anlamına mı geliyor? Ya da eksik olmadığı anlamına mı geliyor? Ya da kamu yararında bir iş yaptığınız anlamına mı geliyor? Yani o tıklar işte okuması vesaire. Şimdi bunlar aslında tabii çok daha yani yeni. Çünkü normalde işte gazete için çalışan biriseniz siz haberinizi hazırlarsınız. Gazeteye girer o. Artık gazeteyi alan kişi hani okur ya da internet sitesinde konulduğu zaman kim nasıl okuyorsa. Ama şimdi tamamen internet üzerinden haber yapan yayınlar olduğu zaman orada tabii ki şey oluyor. Yani öyle bir kaygı diyeyim. Kaygı giriyor devreye. Ve bu tabii ki aslında haberciliği birebir etkileyen bir şey. Evet, bir yandan bu televizyonların bir dönem yoğun bir şekilde hatta hala yoğun bir şekilde yaşadıkları ve hissettikleri reyting alma meselesinin internet versiyonu. Peki bir yandan haberlerini sosyal mecralarda, sosyal medya mecralarında yaygınlaştırıyorsun. Ulaşmak istediğin kitleye ulaşmaya çalışıyorsun. Birincisi ulaşabiliyor musun onu sorayım? O sorunun cevabını ben bilemiyorum. Ama yani kime nasıl ulaş? Şimdi genelde bir haber yaptığınız zaman işte bu az önce yayın başlamadan önce konuştuğumuz üzere hani hak odaklı habercilik dedik ya da neyse hani insan haklarını konu alan bir haber yaptığınız zaman eğer orada bir haberin içeriği bir ihmale işaret ediyorsa ya da bir kişinin bir yardıma ihtiyacı varsa hani bunu konu alıyorsa nihayetinde yaptığınız haberin ulaşması benim açımdan ya da genel olarak şu anlama geliyor. Yetkili kişilere ulaşıyor mu? Yani mesela bu ne demek? İşte geçenlerde yaptığım bir haberden örnek vereyim mesela ki bu herhangi bir internet sitesinde de çıkmadı. Bir Suriyeli aile bir bebeğine 1,5 aydır hastanede alıkonulmuştu. Yani işte alamıyorlar bebeği. İşte çeşitli hastanenin ürettiği işte bahaneler var. Aile işte başka bir şey söylüyor, onlar başka bir şey söylüyor. Her neyse. Sonrasında ben haberi yazdım ve sadece sosyal medyadan paylaştım. Aynı şekilde işte Sağlık Bakanlığı'nı da hani şey yaparak habere etiketleyerek paylaştım. Birkaç tane daha bakanlığı. Sonrasında mesela hani aile beni arayarak dedi ki onları aramışlar, ulaşmışlar ve işte geri almışlar çocuğu örneğin. Şimdi bu benim için haberin yerine ulaştı anlamına geliyor. Sonrasında hani o haberi yani toplamda ne bileyim ben Twitter üzerinden kaç kişi paylaşmış olsun, 200 kişi paylaşmış olsun, öyle o kadar binlerce kişi gibi de değil aslında. Ama hani ulaşması eğer yetkililere sesini duyurmaksa ulaştı. Tabii mesela bunu geçen gün İletişim Fakültesinden bir öğretim üyesi arkadaşımla konuşurken o şey demişti. Hani ben işte çünkü şöyle bir şey yazdım, hani sosyal medya da artık etkili bir mecra ve aslında siz haberinizi buradan yaptığınız zaman da sesinizi duyurabiliyorsanız bana telif ödemeyen yerlere ben o zaman niye haber göndereyim hani gibi böyle bir şey yaparken o da hani haklısın ama hani bu internet teki haber sitelerinin gerekli olmadığı gibi bir çıkarım dedim. Tabii ki öyle yani. Hani aksine sonuçta tabii ki de insan haberinin bir internet sitesinde çıkmasını ve belki çünkü senin paylaştığından daha fazla kişiye paylaşmasını ister ama o telif meselesi tabii çok ayrı bir şey. Ayrı bir konu. Onu ayrıca biraz ilerleyen dakikalarda konuşuruz elbette ama şöyle de bir şey var. Özellikle yeni medyanın hayatımıza kattığı gazeteciler olarak bize eklediği en önemli şeylerden biri yaptığımız işin ulaştığı insan sayısının ölçülebilir olması. Hı hı. Az evvel senin de söylediğin gibi işte aldığın etkileşimler sana doğrudan o anda haberini okur okumaz geriye dönerek mesaj bırakan insanlar ya da haberini işte beğenenler, like edenler meşhur tabirle ya da bir şekilde haberini retweet edenler ve diğerlerine ulaşmasını sağlayanlar. Bizim için belki de önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Zira işte bir gazetenin satış İşi belli. O gazete satıldıktan sonra kaç kişi tarafından okunuyor ve senin haberin örneğin kaç kişi tarafından. Ama bunu en azından yeni medyada direkt görme imkanımız var. Bu bir avantaj sanıyorum. Evet böyle bir imkanımız var ama bazen ben o rakamların da yanıltıcı, yani ben değil daha doğrusu hani o rakamlar yanıltıcı olabiliyor. Yani şöyle diyelim ki aslında 20 kişinin paylaştığı bir haber diyelim ki RT ettiği bir haber aslında çok daha fazla insan tarafından okunmuş olabilir mesela.
Yani bunu tabii şey için söylüyorum. İnternet sitelerinde zaten bunun sayıları var. Evet, hani okunma. Ama bir yandan da okunmasa istediğiniz zaman o kişi hani... Bu da ölçülebiliyor gerçi bir yerden. Hani kaç saniye ya da işte kaç dakika kalmış. Ama hani ne kadarını okumuş ya da anlamış şimdi. Hani de öyle şeyler de var. Hani anlamış ifadesi doğru değil ama. Ya da ne bileyim bir videonun şey görüntülenme sayısı mesela. Görüntülenme sayısı başka bir şey. Sonuna kadar. Kaç dakika görüntülendiği evet, başka izlendi. Bir şey. Evet, izlendi. O da bir yani. Ama mesela evet şu açıdan... Ben de onu önemli buluyorum. Yani birebir, bu tabii ki eskiden olmayan bir şey. Bu da yeni medyanın nimetlerinden biri diyelim. Birebir hani hem haber kaynağınız ya da haber kaynağını şu anda söylüyorum. Twitter'dan gördüğünüz herhangi bir duyum açısından birine iletişime geçip onun haberini yapabiliyorsunuz. Ya da haberini yaptıktan sonra işte okuyucularınızdan aldığınız tepki. Yani bu evet böyle binlerce kişi olmayabilir, yüzlerce kişi de olmayabilir ama nihayetinde hani o haberi okuyup size işte feedback veren, geri dönüşte bulunan insan sayısı, insan sayısı da değil yani insanların olması bir gazeteci için bence önemli. Çünkü hani orada mesela eleştiri de getiriyor olabilir. Hani hakikaten işinizi seven bir insansanız o eleştiriyi de ciddiye almanız lazım kaldı ki. Hani bana birkaç yani birkaç kere herkes olmuştur. Hani işte onu öyle yazdınız ama aslında öyle değil ya da hani şu şöyle olsa daha gibi. Hani bu da aslında besleyen bir şey tabii ki diye düşünüyorum. Evet, bir yandan da çeşitli mecralar var. Az evvel konuşurken de hani değinme imkanım oldu. İşte birkaç sosyal medya mecrandan haberleri yaygınlaştırmaya gayret etmek. Bunlardan haber açısından en önemlisi sanıyorum Twitter değil mi? Yani daha etkileşimi artıran... Evet ama bu benim gözlemim ve birkaç gazeteci arkadaşla da hani konuştuğumuz zaman ki dönemine göre de yani... Toplum içine kapandığı zaman mesela Facebook daha etkili bir mecra haline geliyor haber paylaşım açısından. Çünkü Twitter'da hani yani zaten artık insanlar hesaplarını da kapatıyorlar bir yandan da hani öyle ya da kapatanların sayısı arttı diyelim. Daha böyle biraz daha kendini hani açık deniz yani ne olacağı belli olmayan bir yer gibi de olduğu için Facebook hani en azından işte profilini de şey kapatırsan ve daha hani orada herhangi bir karakter kısıtlaması vesairesi de olmadığı için öyle de bir şey. İşte ailenle, dostunla, akrabanla. Bazen Facebook yani biraz haberin içeriğine de bağlı olarak. Onu hangi görüyorum. Haberleri kastediyorsun örneğin? Hangi haberden ziyade yani mesela bazen şöyle şeyler görüyorum. Twitter'da paylaştığınız bir haber aslında diyelim ki çok fazla etkileşim almamış. Ama bazen Facebook aynı haberi mesela Facebook'ta birçok kişinin paylaştığını görüyorsunuz. Yani o böyle neye göre tam olarak bunun bir formülü bir şey olduğu için de söylemiyorum. Ama o bence biraz konudan ziyade dönemle de alakalı. Yani özellikle bu işte sosyal medya nedeniyle gözaltına alınan insanlar vesaire, operasyonlar bunlar olduktan sonra insanlar birazcık daha Facebook'a yüzünü döndü gibi görüyorum. Hani çünkü şey orası var. Biraz daha kapalı bir mecra. Evet. En azından sizin onay verdiğiniz, seçebildiğiniz insanların sizi gözlemleyebileceği bir yer. Dolayısıyla bir insanlar... Daha rahat yorum yapma imkanı. Mesela bir söyleşiyi paylaşıp hani nihayetinde işte Twitter'da da tabii ki onu yapabilirsiniz ama daha hani kısıtlı alan vesaire. Orada uzun uzun bir şey anlatmak istiyorsanız o söyleşiyi koyup uzun uzun mesela bir şey anlatıyor. O ya da kendisi de bir şey ekliyor gibi. Hani öyle imkanları da var. O ama tabii şey gene de Twitter hani şu an yine de en etkili diyebiliriz. Evet yani işte sadece gazetecilerin değil politikacıların da mesaj vermek için kullandıkları son dönemde Trump'ın Twitter mesajlarıyla da ne kadar etkili bir politik mecra olduğunda görüyoruz. İyi ya da kötü demiyorum sadece kullanıldığını söylemek için ifade ettim. Ama bir yandan da dediğimiz gibi özellikle ulusal medya, ana akım medya adına ne dersek ama dediğimizde kastımızın ne olduğu anlaşılıyor. Oralarda artık kullanılamayan, yapılamayan haberlerin bir şekilde yaygınlaştırılabilmesi, okuyucuya ya da eğer videodan bahsediyorsak izleyiciye eriştirilebilmesi için sosyal medya araçları son derece önemli. Senin de zannediyorum değil mi? Bir dönem özellikle sırf bu amaçla sosyal medyayı kullanmışlığın var. Şu anda da yani işte hani benim haber yaptığım bir iki mecra var. İnternet sitesi olarak söylüyorum bunu. Haber sitesi olarak. Onun haricinde ama şimdi hani her haber sitesinin tabii duruşu farklı. Her haber her yere gitmiyor. O yüzden ben de hani o haber sitelerine sokamadığım haberleri kendim mesela paylaştım. Az önce verdiğim örnek yani oydu aslında hani paylaşmaya başladım. Ama bu hani şeyden değil yani çünkü mesela nasıl bir örnek vereyim? Şöyle bir şey diyelim.
Cizre'de sokağa çıkma yasakları sırasında, bunu da geçenlerde yazmıştım işte, bir vatandaşın açtığı bir tazminat davası. Hı hı. Hani böyle çok içinde inanılmaz bir hukuk kararını barındıran bir şey değil. Yani bu inanılmaz olması lazım değil ama bunun haber olması için en nihayetinde. Hani bir mahkeme kararı böyle bir konu üzerine verildiyse oradan çıkan sonuç da nihayetinde önemli. Örneğin hani ben o kararı haberleştirip kendim mesela paylaştım. Ya da ne bileyim işte açlık grevindeki bir işçinin ki İzmir'de şu an Mahir mesela örneğin. Hani onunla ilgili Medyascope'da yayın yapılabilir ama işte ne bileyim Kanal D'de bununla ilgili bir haber hiç yapılamaz. Ben de sosyal mecra üzerinden haber yapan bir gazeteci olarak onun durumuyla ilgili bir haber yapıp koymayı düşünüyorum mesela. Ya da hani bunu yapan arkadaşlarımız da var. Yani hani öyle bir çünkü nihayetinde gerçi yeni tabii internet üzerine bir yasa da hani bir işte düzenleme de var. Yani onun öncesinde konuşuyoruz tabii ki. Yani öbür gün olacak belli değil ama. Kanun olarak geçti ama yönetmelikleri bekliyoruz şimdi. O öyle bir durum da var tabii ki ama nihayetinde hani elinizi kolunuzu sizi içeri atmadıkları sürece tutan bir şey değil bu mi? Bu bizi şuna getiriyor. Editoryal süzgeçler. Hı-hı. Özellikle ana akımda bir şekilde bu editoryal süzgeçler sadece editörlerin denetimine tabi değil, aynı zamanda yapılan haberler hepimizin bildiği gibi yukarıdan gelen bazı etki ve baskılara da açık olan şeyler. En azından gazeteciye sosyal medyanın sağladığı şey ya da yeni medya araçlarının tümünü katarak söyleyebiliriz. Bu editoryal süzgeçlerden bağımsızlık. Bunu bir konuşalım, sonra yine özlük hakları meselesine geri dönelim. Editoryal süreçlerden bağımsızlık. Yani şimdi bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Evet, bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü, programımızda o güne rastlamış evet. oldu, iyi oldu. Şimdi bu güne istinaden hani hazırladığım bir haber var. İşte otosansür ve sansür üzerine tabii ki isimlerini vermeden konuşan arkadaşlarla konuştum. Hı-hı. Tabii kimse ismini vermedi. Bir kısmı alternatif medya diye tabir ettiğimiz mecralarda çalışıyor. Bir kısmı da hala işte ulusal medyada çalışan kişiler. Yani hani haberi yaparken de hakikaten artık insanlar, yani arkadaşlarımız tabii ki bizim yani birebir bildiğimiz, gerçi kamuoyunun tabii haliyle eleştirdiği bir konu ama o kadar sıkışmış durumda ki bununla ilgili bir şey olarak. Yani mesela işte televizyonda çalışan biri şey dedi, herhangi bir haberi koyulmayacağı varsa hani kullanılan cümle işte arkadaşlar biz o haberi çok gördük zaten gibi. Ya da hani ya da o haberi göremeyeceğimizi zaten söyledik. Şimdi mesela bunun üzerine siz bir söylenirse size, iki söylenirse, üçüncüsünde belki hani içiniz rahat etsin diye diretiyorsunuz, bir daha soruyorsunuz ama dördüncüsünde muhtemelen sormuyorsunuz bile gibi. Dolayısıyla yani, bu otomatik bir süzgece tabii otosansür yani. Evet yani mesela bir arkadaşım da şey dedi. Bizim de haberlerde hiç problem çıkmıyor. Çünkü otosansür zaten burada had safhada. O yüzden bir problem çıkmıyor dedi. Yani şimdi işte problemden kastımızın ne olduğunu hani herkes anlıyor zaten. Evet. Başına herhangi bir dava, herhangi bir işte soruşturma açılmaması bir dava ya da bunlar olmasa bile içeriden bir uyarı almamak açısından. Yani bunların illaki bir yargı sürecinin de olması lazım değil bunların sonucu şeyinde. Zaten kurumun hoşuna gitmeyen bir haber yaptığı zaman işten atılanları da olduğunu biliyoruz. Yani bunların hiçbir şey değil. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki de şeyi de gördük. Hani aslında zamanında sosyal medyayı çok fazla kullanmayıp, ki ben de aslında onlardan biriyim yani. Belki bir yönde ayrışıyorum. Yaşım biraz daha genç olduğu için olabilir ama hani büyüklerimiz de yani arasında görüyoruz. İşsiz kaldıktan sonra hani herkes yüzünü bir şekilde zaten sosyal medyaya dönüyor yani bu hani anlamlı da bir şey ya da anlaşılır da bir şey. Ama tabii orada hani o telif hakları, işte özlük hakları, tabii mesela bir de haber siteleri telif hakları ayrı, bir de şöyle bir imkan da sağlıyor. Yani sizin artık elinizde bir akıllı telefon varsa onu işte salonda bir yere koyup bir konu hakkında bir yorum yapmak istiyorsanız ya da herhangi bir şey söylemek istiyorsunuz, kendi kendinize zaten yayın yapabiliyorsunuz. Şimdi bu çok yeni bir şey. Böyle bir şey var mıydı yani? Bilmiyorum kaç senedir. Bu tabii yani son birkaç senedir gerçekten de yeni medyanın sunduğu en önemli özelliklerden bir tanesi. İşte bizim yakınsaklık dediğimiz o pek çok medyumu aynı anda tek bir cihaz üzerinden kullanabileceğimiz, işte yaptığımız yazılarda, haber içeriklerinde ya da video paylaşımlarında aynı zamanda yazıyı, fotoğrafı, işte müziği bir arada kullanabildiğimiz bir ortam sağladı bize. Yeni medyanın aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu, haberci açısından da son derece faydalı olduğunu düşünüyorum bunu.
Evet. Ama mesela hani arada, şimdi benim tabii öyle bir derdim, yani dert gelmesi doğru olmayabilir ama bazen mesela haber odalarında hani şey, diyelim ki bir duruşmaya gittiniz. Hı-hı. Muhabirsiniz. Gazete için aslında haberi takip ediyorsunuz. Telefonunuzu Silivri'de değilseniz işte almışsınız diyelim ki yanınıza. Ve hani oradan işte mesela duruşmadan haber vermek. İşte tweet atmak, hani bazen birkaç kere şey dedin, şöyle bir şey söylendiğini biliyorum, hani haberi, yani arkadaşlar hani oraya şey atmaya gitmiyorsunuz, işte sosyal medyadan şey paylaşmaya gitmiyorsunuz, işte gazete için hazırlayacaksınız, hani onunla uğraşacağınızda haberi yazın gibi. Evet. Şimdi hani o çizgi nerede çiziliyor, işte hani şey, gazeteci bulunduğu yerden de haberi geçmesin mi, ama hani o ya zaten kaldı ki hani artık gazeteler bir günün öncesi, yani eski neyse, hani özel haber başka bir şey. Hı. Ama özel haberin haricinde hani bu televizyon zaten vardı, bir de artık internetle nihayetinde anında da biz herhangi bir duruşmadan kararı ertesi gününü hiç beklemiyoruz öğrenmek tabii için. Ki. Yani o yüzden hani o sırada mesela öyle şey tartışmaların olduğunu da biliyorum. Hı. Ya da bir video çekiyorsunuz mesela, hani onu paylaş, bir muhabir olarak işte bir kuruma bağlı çalışıyorsanız oradan paylaş. Şın mı? Yani paylaşılıyor genelde ama hani bazen editörlerin de hani onu paylaşacağını, buraya burası için başka bir açıdan çaba sarf et gibi. Evet, bu konuda öncelikle uluslararası haber kanalları ve basın yayın kuruluşlarının kuralları ortaya çıktı. Daha sonra Türkiye'ye de tabii ki sirayet etti. Hani uygulanıyor, uygulanmıyor ayrı konu ama Türkiye'de de bazı basın kuruluşları bu sosyal medya kullanımı ile ilgili özellikle haberciler açısından bir takım düzenlemeler, iç düzenlemeler, kendilerini bağlayan iç düzenlemelere gittiler. Örneğin BBC ya da işte CNN kendi haberlerini takip eden, daha doğrusu haberleri alanda takip eden muhabirlerin haberi öncelikle haber odasına, ardından bilhassa son dakika gelişmeleri vesaire. Evet. Dolayısıyla aslında bu ticari olmanın ötesinde haber merkezinin bulunduğu pozisyona ve rakipleriyle arasındaki ilişkiye de yansıyan başka bir durum. Evet. Dolayısıyla o düzenlemelere belki biraz daha dikkatle bakmak lazım. Bakalım ileride hani nasıl bir şey çıkacak. Hemen mahkeme deyince mahkemelere gelelim. Şimdi mahkeme takibi özel ve önemli bir iş. Zira mahkemenin içerisinden Silivri dışında haber verebilmek gazeteci için önemli. Anlık önemli, çok önemli ifadeler, önemli durumlar yaşanabiliyor. Sen de bunları birebir çok yakın zamana kadar, değil mi? Cumhuriyet davasını da yakından takip ettin. Ondan önceki davalar da keza öyle. Neler oluyor mahkemelerde bu işler, özellikle sosyal medya üzerinden nasıl gidiyor senin açından, hani diğer basın kuruluşlarını katmadan? Valla Silivri'ye gitmişseniz gitmiyor zaten çünkü yani içeriye bilgisayar, telefon alınmadığı için, yani bilgisayarda alınıyor ama sarı basın kartınız varsa alabiliyorsunuz ki bazen ona bile hani kısıtlama getirdiler. O yüzden Silivri'de duruşma izliyorsanız zaten kalem ve kağıtla giriyorsunuz. O yüzden onu bir kenara koyarsak, onun dışında işte Çağlayan Adliyesi'nde böyle bir kısıtlama yok tabii ki. Yani telefon ya da bilgisayar açısından sadece duruşma salonuna girerken sıkıntılı bir şey oluşabilir ki o zaten artık işte basın mensuplarının başına gelen durumlardan biri. Yani sosyal medya ve hani mahkeme, hani o duruşma anlarından bildirmek, birincisi zaten şöyle bir şey, içeri girdiğinizde biliyorsunuz ki işte görüntü almak şey illegal. Yani illegal kelimesi doğru değil. Evet. Yasak. Yasak. Evet. Yasal değil ama yani yasak. Ve hani işte çektiğiniz zaman ya da çaktırmadan çekseniz de bir şekilde o görülürse hemen işte o telefona el konuluyor. Ki keza işte Cumhuriyet davasında böyle bir yasak olduğu için işte çizerleri biliyorsunuz hani onlar portreleri çizmişlerdi. Yani az bu dönemde, bu dönem bile demeyeyim, hani yasağı delmenin de birçok yolu var ama onun haricinde... Ya ben tabii hani uzun zamandır böyle bir bütün bu bahsettiğimiz hani ana akımın şeyin içinde olmadığım için benim için bir duruşmaya gittiğim zaman hani oradan bir tweet atmak, hiç kimseye hani sen niye onu attın, niye bunu attın diyecek bir editörüm vesaire bir şey yani yok. Orada şey, hani gazeteci tabii bir son dakika eğer bir mahkemeden bir karar çıkmışsa ya da az önce senin de söylediğin gibi işte ateşli bir an yaşandıysa ya da avukatlar işte duruşma salonundan çıkartıldıysa hani o bunu artık birebir elinizdeki o telefondan vermenin
önceliğini, yani böyle bir önceliğiniz olabiliyor, böyle bir şeyiniz olabiliyor. Bu bir önemli bir avantaj. Yani birebir neredeyse canlı yayın yapar gibi salonun içerisinden hukuki prosedürü aktarmak bence gazeteci için tabii mesela şey. Bu da tabii nihayetinde çok yeni bir şey tabii. Yani gene böyle eskide hani bu işte Ergenekon Balyo zamanından başlayan bir şey tabii ki. Ondan beridir Türkiye kamuoyunun yani sosyal medya hesapları bulunan İşte vatandaşlarımızın yakından bildiği bir şey artık. Onlar da biliyorlar hani hatta hangi gazeteciyi, hani hangi duruşmayı takip ediyor, kimi nereden takip edeyim gibi öyle onu şey yapanlar da var. Ya da işte duruşma salonunda bulunan şey gazetecileri işte şu kişi bu davayı şu an takip ediyor, ondan izleyebilirsiniz diye. Hakikaten insanlar da oran okuyorlar. Hı-hı. Yani hani ertesi günü belki aynı haberi gazeteden de okuyacak ama nihayetinde ilk elden oradan. Tabii orada şey var bir de yani. İki şey var daha doğrusu. Birincisi hani bir işte hukuksal bir jargon denen bir şey var. Şimdi orada yanlış bir şey de yazabilirsin. Hani onu dikkat etmek gerekiyor. Mesela en basitinden ne bileyim mahkemenin yani mahkeme heyetinin karar vermesi başka bir şey. Savcının işte mütalası ayrı bir şey. Yani savcı bir şey ister, mahkeme işte karar verir. Şimdi aradaki ayrımı bilmediğin zaman ki geçenlerde Cumhuriyet davasında hala neyden kaynaklandığını bilmiyoruz. Kasti de olabilir ama biz kasti olmadığını da düşündük bir noktada. Mahkeme işte Cumhuriyet davasında karar bu son duruşma değil daha öncekilerde. Halbuki savcının şimdi mütalaa yani pardon savcının bir talebiydi o. Mahkeme işte karar verdi diye Star gazetesi şey yaptı. Şimdi onu önce işte bu bilerek şey hani öyle bir sorunladık ki yani hakikaten o haberi internete yazanlar arkadaşım bilmiyor da olabilir yani gerçekten. Çünkü hani artık medyada çalışan kişiler de onu... Aslında mütalaa ile karar arasındaki farkı bilmeyen yani gazetecilerin de belki... Var yani birebir biliyoruz. Yani ben hani bu şike davası zamanında şeyi biliyorum. Bir arkadaş ana akım medyada çalışan bir tam yayına bağlanmadan önce ki o normalde mahkemeye bakmayan biri ama... başka birinin işte işi vardı diye onu göndermişler adliyeye ve tam yayına bağlanmadan önce iddianame ne gibi bir şey sordu ve yani biraz sonra yayına bağlanacak ve hani kamuoyuyla paylaşacak şike davasına ilişkin ayrıntıları gibi. Şimdi yani o yüzden hani mahkeme salonundan şey atmak da aslında hani ona dikkat etmek. Çünkü o zaman hatalı bir şey de yazabilirsiniz ve çok çabuk çünkü paylaşıldığı için haliyle. Evet çok çabuk yayılıyor tabii bir yandan da. Diğer yandan da şöyle bir şey var tabii. Yaptığınız ufak bir hata. Evet tabii. Bir siz fark edip silene kadar screenshotları alınarak. Tabii. Birdenbire yaygınlaştırılabiliyor. Bu da hani belki diğer bir dezavantaj. Sosyal medya kullanımında çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle hani iki kere düşünüp bir kere yazmak gerekiyor. Evet. O da önemli. Bir yandan da tabii yine döndük dolaştık. Özlük hakkı meselesine geldik. Dediğim gibi özellikle yeni medya araçlarında genel olarak hani özellikle freelancer çalışanlar, serbest çalışanlar için sıkıntılı bir süreç bu, değil mi? Evet. O konuda söyleyecek çok şey var. O yüzden şimdi neresinden tutsam diye düşündüm ama yani şu an tabii artık hani işsiz gazeteci sayısı Türkiye'de çok çok sayıda ve hakikaten hani yani hayatınızı idame ettirecek bir geliriniz yoksa bu işi sürdürmek de imkansız. O yüzden artık bir avuç insan haber yapar hale geldik. Yani bu böyle de bir durum var. Ne yazık ki. İşte bu Türkiye'nin yazıyla imtihanı bence birazcık. Yani çünkü hani gazetecilik için böyle ama aynı zamanda ne bileyim eminim işte çevirmenler için eminim değil yani öyle. Onlar için de aynı sorun var. Hani sen yaz gönder de bak yani böyle bir hani hobi olarak yapsak sıkıntı değil. Ama hobi olarak yapmıyoruz. Hani bunu bir iş olarak yapıyorsan işin en azından iyi kötü bir karşılığını almak durumundasın. Onun işte geçenlerde mesela sosyal medyada Burçin diye bir arkadaşımız belki görenleri olmuştur. Telif ödeyip ödemeyen yerlerle ilgili böyle bir liste yapmıştı. Yani bütün hani aklına gelecek bütün mecralar hani alternatifinden normal bilinen yerlere kadar kıyamet koptu. Küçük kıyamet biz kendi hani aramızda. Böyle hiç yani hani işte o yani... Beklenmedik yerlerden. Bir de beklemeyeceğiniz yerlerden beklenmeyecek tepkiler de aldı arkadaş. Aynı şekilde bir çirkin tepkiler. İşte sen öyle diyorsun ama işte sen ya da sen bunu nasıl yazarsın? Sen bizim durumumuzu biliyor musun? Yani halbuki orada herhangi bir yani başka bir eleştiri yoktu. Sadece şu telif ödeyen ve işte ödemeyen yerler diye bir liste ve doğru olduğunu biliyoruz yani nihayetinde. Şimdi o yüzden şey böyle bir sıkıntı var. Bu işte dediğimiz gibi tabii
son zamanlarda istihdamcı sayısı arttığı için telifle çalışanların sayısı da arttı. Bu o yüzden birazcık daha konuşulur hale geldi belki. Ama hani yeni bir sorun değil. Sadece sayı çok arttığı için ve artık hani hakikaten işte kurumda çalışmak diye bir şey çok da mümkün olmadığı için işte güvencesiz bu çalışma ortamlarını da şey yaptığı bir durum. O yüzden tabii bu gene Türkiye'ye özgü bir sorun da değil. Yani genel olarak dünyada serbest çalışan gazetecilerin ya da serbest çalışan herkesin hemen hemen işte emeğinin karşılığını alamaması ya da bir şekilde karşılıksız bırakılması bilinen bir durum. Ama yani hani buna çözüm vesaire bunu tabii içeride işte tutuklu gazeteciler varken hani oraya da konu nasıl geliyor? Ama o biri diğerinin şey değil tabii ki yani. Evet, tabii hani sorunlar ki. Çok olduğu çünkü için. Çünkü oraya gelmek zorunda. Zira insanlar hani evlerine ekmek götürmek hani çok klişe bir tabir ama evet. Bir şekilde yaşamlarını sürdürebilecek kadar bir gelir elde etmek durumundalar. Dolayısıyla hani çeşitli kurumların da buna dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle de gazetecilik gibi hani bilgi aktarımının söz konusu olduğu bu anlamıyla değerli bir işin bir şekilde yapanların, gazetecilerin zannediyorum bu anlamda kollanması da gerekiyor. Hani buna da dikkat etmek lazım. Burcu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde Burcu Karakaş'la beraberdik. Yeni medyanın haberciliğe ve haberciye etkilerini konuştuk. Haber için yeni medya nasıl kullanılmalı ve en azından şu ana kadarki deneyimlerimizden yeni medyanın gazeteciliğe etkilerini tartıştık. Önümüzdeki hafta bir yeni medya konusuyla daha karşınızda olacağız. Çok teşekkürler.